Okuldan sonra ne yapıyoruz bugün okuldan sonra? Şimdi bu delikanlının rütbesi yüksek. Sen de yüksek sayılırsın. Bir koridora bakalım. Burada kimse yok. Öğrenci meclisine bakalım. Selamlar. Anladım. Olaylara oldukça ilginç bakıyorsun. Birlikte vakit geçirdikçe o da giriyle olan bağımın güçlendiğini hissedebiliyorum. Çok çabuk vakit geçirdik yalnız yok. Yalan dolan bir vakit geçirme oldu. Tadı damağımızda kaldı ama böylesi daha güzel oldu. Seninle çok uzun vakit geçirmeyi zaten ben de istemiyordum. Pazartesi anlaştığımız gibi öğrendiklerimizi konuşmak için bir toplantı yapacağız. Vay be, iyice kendini kaptırmışsın. Tabii ki bir sürü bilgi topladım. Meğer işin içinde öfkeli ruh falan yokmuş. Aa, o zaman önemli olan bu ha. Öncelikle bu söylentinin nasıl başladığını konuşalım. Kız okul arazisinde bulundu. O noktada hayalet hikayesiyle eşleşiyor. Ama ilk defa bir şey olduysa niye söylenti bu kadar hızlı yayıldı? Üç kurban vardı. Kızın ölüm notu. Hayalet yapmış. Hayalet yapmış. Lütfen bunu ciddiye alır mısın? O ilk olaydan sonra aynı şey iki öğrenciye daha oldu. Üç kurban da hastaneye kaldırıldı. İnsanların bunun bir hayalet olduğunu düşünmesine şaşmamalı. Tamam, devam ediyoruz. Kurbanların hepsi farklı sınıflardaydı. İlk bakışta bunlar bağlantılı değil gibi görünüyor. Ama ortak bir noktaları vardı. Ne olduğunu bilen var mı? Ne bu, bilgi yarışması mı? Biliyor musun, üç kurbanın ortak noktası neydi? Dışarıda çok sık yemek yerlermiş. Birlikte bizim okula gidiyorlarmış. Yine mi olmadı? Bir iki kere de değil, bayağı takılıyorlarmış. O kötü grubu araştıralım o zaman. Aynen, bir saha araştırması yapalım. Üç kurbanın da müdavimi olduğu bir yer var. Hey, bekle, bir liman adası istasyonunun arkasındaki yerden bahsetmiyorsun değil mi? Ha, orayı biliyor musun? Neden gidemeyiz oraya? Orayla ilgili bir türlü kötü söylentiler duydum. Ha, gerçekten mi? Peki öyleyse birlikte gitmemiz için daha çok neden var? Benimle geliyorsunuz değil mi? Tabii ki de geliyoruz. Kusura bakmayın, ben yokum değil mi? Yok, tabii ki de. İşte budur. Oğlum ya, bilmiyorum. Orası gerçekten kötüye işaret. Gerçekten oraya girmemiz lazım mı? Şimdiye dek sadece emirlere uyduk. Kendi başımıza karar alma vakti gelmedi mi? Biraz belaya bulaşma vaktimiz geldi bence de. Ne demek istediğini biliyorum ama... Oğlum, öyle demen şart mıydı ya? Sanırım başka şansım yok. O zaman anlaştık. Yarın gece gideceğiz. Planını ona göre yap dedi Takeba. Yaparız kardeşim. Hepimiz yarın gece kanunsuz bir yere gitmeyi kabul ettik. Gördün mü? Hayalet hikayesi olmadığını söylemiştim sana. Var olmaları mümkün değil. Sen ne yapıyorsun canım? Mitsuru. Biraz sohbet edelim. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar çok bilgi toplaman beni etkiledi. İyi, doğru yoldayız. Atari dünyası. Hadi hazır mesaj gelmişken gidelim. Yine akademi yapabilirdik ama önceki videoda sanki çok akademi yaptık diye hatırlıyorum. Ne var oyun?
Ölüler evi, cesaret, çeviklik. Ver cesareti. Hayırlı işler. Ölüler evi adlı korku oyununu oynadım. Ani korkutmalardan hiç etkilenmedim ve birçok zombiyi soğukkanlılıkla alt ettim. Ben müthiş biriyim. Kararlı. Very interesting game yazıyormuş makinede de. Ona da ilk defa dikkat ettim. Hafta sonu cumartesi. Ne yapıyoruz? Bu gece planlarım olduğunu unutmamam lazım. Hay hay. Unutmayız. Okuldan sonra. Bugünkü dersler bitti. Mesaj kimden? Bugün... Yuko. Yuko'dur. Yuko. Koridora bakalım. Utangaç kız mı Yuko mu? Seninle ne yaptık biz Adalet Rütbe 2? Ya şimdi Yuko rica etti mi kıramıyorum, kusura bakma, senle de takılırız sonra. Ha bir dakika, daha fazla vakit geçirsem bile güçlenmeyecek, o zaman buluşmayalım. Bir önceki elemanla da büyük ihtimal öyle buluştuk, hızlı hızlı yazıyı geçince dikkat etmedim. Hayır abi, geç geç. Ne haber? Bugün vaktim varsa senden bir şey rica edeceğim. Adalet personası baş melek sayesinde yakınlaşabilirmişiz gibi hissediyorum. Yakında Chihiro ile yakınlaşabileceğimizi hissediyorum. Okuldan sonra Chihiro, evet, vakit geçirelim. Vakit geçirelim lütfen, lütfen. Bu biraz utanç verici ama ödevini yapmana yardım etmemi mi istiyorsun? Matematik. Yani. Peki. Matematiği iyi bile olmayan bir mali işler sorumlusu çok acınası değil mi? Bu işi istememiştim bile. Beni seçime başka biri soktu. Ama gerçekten seçileceğimi düşünmemiştim. Ama öğrenci meclisine katılmaktan pişman falan değilim. Katılmasaydım o zaman sen ya da başkan gibi böyle nazik insanlarla tanışamazdım. Oğlum şunlara bir şey yap, cevap ver Kensa. Birbirinizle flört edecekseniz gidin de dışarıda edin. Ya iki saniye konuştuk diye. Siz ne yapıyorsunuz orada? Çalışıyor musunuz sanki? Bak bak, beni öpersen 30 dakika daha ders çalışabilirim falan diyor. Oğlum Kensa durma orada. İnsan bir müdahale eder ya. Evet, öpüşecekler. Nerede olduklarını bilmiyorlar mı? Tabii bilmiyorlar işte bunlar. Bunlar kötü örnek. İlk öpüşmeleri mi? Nereye gittiler? Hiç utanmaları yok. Hadi kıza ayak uyduralım. Hiç utanmaları yok bunların ya. Allah Allah, terbiyesizler. Ama kütüphanede de öpüşmeyin hakikaten ya. Buraya eğitim almaya geliyoruz. Ayrıca daha çocuk onlar. Öğrenci meclisinin bir üyesi olarak bunu söylüyorum. Böyle uygunsuz davranışlar okulda hoş görülmemeli. Hemen öğrenci meclisi başkanına haber vermeliyiz ve bunun sonraki toplantımızda konuşmalıyız. Tamam. Katılacağız tabii ki de. Yürü be kızım. MP3'san, sen benim tarafımdaysan korkacağım hiçbir şey yok. Ay. Özür dilerim, kütüphanede sesimi yükseltmemeliyim. Başımın derde girmesi umurumda değil ama senin de eleştiri almanı istemiyorum MP3-san. Ah. Chihiro'nun benim için endişelendiğini anlayabiliyorum. İlişkimiz ilerlemiş gibi hissediyorum. Personayla, personayla mutluyum, arkama yaslandım. İyi ki ona rastladım. Evet, akşam aksiyonumuz vardı galiba. Tamam, vakit geldi, hadi gidelim. Bunu biraz daha konuşmasak mı? Bence bu hala kötü bir fikir. Nasıl hayaletlerden korkarsın da bununla sorunun olmaz? Çünkü göremediğin şeyler çok daha ürkütücü.
Aslında ben görebildiğim şeylerden endişe ediyorum. Sopalar ve bıçaklar gibi. Çok mantıklı. Biraz tehlikeliyse bana ne? Hadi, demir tabında dövülür. Demir tabında dövülür. Evet, gideceğiz, yapacağız. Önden buyurun. Hayır lan, hemen lider. Bu da hazırda bekliyor, bir şey olsun da liderliği alsın diye. İstasyonun varoşlarında bilgi toplamaya çalışmalıyız. Koş 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 koş. Sen ne yapıyorsun burada? Ay, rüya takım gelmiş. Tanrım, siz hep birliktesiniz, ne haber? Bekleyin, şu anda cidden liman adası istasyonuna falan gitmiyorsunuz değil mi? Haberleri duymadın mı? Çok tehlike ya. Biz gideriz, biz gideriz. Dürüst bir adam mı? Aman. Hadi kardeşim, hadi. Evet. Çok tekin yerler değilmiş. Şu eziklere bak. Gekko Lisesi'ne gidiyorlar. Oğlum ya, bu düşündüğümden de beter. Yanlış sapığa girmiş olmalısınız çünkü burası size göre değil kardeş. Şey, ben demek istediğim, burada olmanız havamızı bozuyor. Uzağa de keçi sakallı. Keçi sakallı mı? Aa, benden bahsediyorsun. O paçalar ne ya? Çorapsız şey paça. Gelin babişkosunu ağlatayım. Umarım seksi poz alıştırması. Neler neler söylüyorsun sen. Çocuklar öğrenci. Hadi oğlum. Yalnız sürtük mürtük demen hoş olmadı. Junpei'ye vurabilirsin ama hanımefendiye öyle demen hiç hoş olmadı. Kensa, gerekeni yap. Hoppa, öyle yersin kafayı. Hadi. Aynen, Aragaki, uzayın. Aynen aynen, pişman olacağız tabi. Bekleriz kardeş. Senpai! Hastanede Aki'nin odasındaydınız. Sizi hatırlıyorum. Salaklar. İşimiz var birader burada. Aynen, gel yardım et. Takıl bizle. Hayır, söylemedi. Kendimiz geldik. Aynen, hayalet hikayesiyle ilgili ne biliyorsan anlat bakalım. Etrafta hastaneye kaldırılan o kızlar her gece saçma saçma konuşuyorlar. Yamagishi diye bir kıza yaptıkları şeylerle övünüyorlardı. Yamagishi mi? İki evden Fuka Yamagishi mi diyorsun? Onunla mı uğraşıyorlarmış? İnsanlar bu yüzden bunu yapanın Yamagishi'nin hayaleti olduğunu söylüyor. Yamagishi-san'ın hayaleti mi? Bekle, bununla neyi kastediyorsun? Bilmiyor musunuz? Şu Yamagishi denen kız ölmüş olabilir. Duyduğuma göre bir haftadan uzun süredir eve uğramamış. Bekle, ne?
Sadece hasta olduğu için istirahat ediyor sanıyordum. Yani hala kayıp mıymış? Hayalet hikayesi buraya kadarmış. Ikea'nın rehber öğretmeni Bay Eko da değil mi? Bundan haberi var mı? Anlıyorum. Aki, hala geçmişi telafi etmeye çalışıyorsun. Peşini bırakmayan sensin. Yok bir şey. Sağ ol. Teşekkürler kardeş. Bir şey yapmadıysan uza. Tamam gelmeyiz, hadi sen uza. Soğukta. Lan ne korkak adamsın ya. Neler yaşadık seninle. Buradan mı korktun? Aragaki-san'ın bize söyledikleri şok ediciydi ha. Kirijo-senpai'ye Yamagashi-san hakkında öğrendiklerimizi anlatacağım. Kaybolmuş olması küçük bir mesele değil. Oğlum ya, bunu izin almadan yaptığımız için kesin azar işiteceğiz. Bunu şimdiden görebiliyorum. Ne yapıyorsun? Bilgi toplamaya çalıştığınız için sizinle gurur duyuyorum ama bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Senin kızman önemli değil. Misurucum. Sen bir şey diyor musun? Tamam. Ben sende problem yok. Siz ne yapıyorsunuz? Bıdı 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 bıdı. Ben odama gidiyorum kardeş. Ben odama gidiyorum. Ders çalışıyorum. Böyle tembellik olmaz. Gecenin bir vakti salak salak yerlere git. Yaşın kaç, başın kaç. Aynen, çalış köpek. Aferin sana, aferin. Hadi yat şimdi. Bip 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 bip. Kim arıyor acaba? Kim aramış? Kazushi Miyamoto. Hafızanı tazeleyeyim. Bugün ne yapıyorsun? Boşsan bir yere gidelim. İkindiden önce gelebilirsen bana haber ver. Evet, takılmak istiyor. Bağımı derinleştirmek için güzel bir fırsat olabilir. Hadi bakalım, buyurun. Sanırım kabak gibi ortadayım. Belki de atletizm formamı giymemeliydim. Bunu zihinsel eğitimimin bir parçası olarak göreceğim. Bundan bahsetmek biraz garip ama aslında ben, yani nasıl desem, baskı altında eziliyorum. Yani çok geriliyorum falan böyle. Gerçi son zamanlarda daha iyiyim ama ne kadar çok kazanmak istersem gerildiğimi o kadar fazla hissediyorum. Olduğun kişinin bir parçası. Bunu aşabilirsin. Kazanmak her şey değildir. Kazanmak her şey değildir evlat. Yani bana bunu düşünmememi mi söylüyorsun? Yapabilir miyim bilmiyorum oğlum ya. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Çok derin konuştun. Çok derin konuşmadım. Miyamoto etkilenmiş gibi görünüyor. Bugün çok daha yakınlaşmışız gibi hissediyorum. Keşke bir an önce bana dizimde ne olduğunu söyleseler. Bekle, iş beni öldürüyor. Bugün epey iyi hissediyorum. Bu yüzden belki eve dönerken biraz koşarım. Miyamoto'yu uğurladıktan sonra yurda dönmeye karar verdim. Ve akşam oldu. Hoş bulduk Mitsuru'cum. Farklı giyinmişsin bugün. Çok yakışmış. Yarınını bana... Tabii ki de. Kensa'nın bütün günü senindir. Kahve mi içiyorsun sen bakayım? Tamam, hayalet hikayesi falan. Yat çurt, onları çözeceğiz.
Ne yapsak? Mesaj atan da yok. Ya bir dışarı mı çıksak? Yine akademi gitmeyelim. Koş yavrum, koş. Alışveriş caddesi mi, merkezi mi? Merkezi olsun. Kulüp kaçamak. Bir merkeze bir gidelim. Neler varmış? Ya bizim polis kardeşimiz ne yapıyor? Bir süredir görmedik seni. Apati sendromuna yakalanan kişi sayısı artıyor gibi görünüyor. Vıdı neler var? Yani çok. Bay bay. Sana çok takılmamıza gerek yok gibi geldi. Çakal var mı bugün? Cazibe. Cazibe bayağıdır almadık sanki. Aldıysak da üstüne ilave olsun ya. Cazibe iyidir. Sar bakalım. Sar bakalım. Ne haber? Öğle arasında öğretmenler odasının önünde toplanacağız. Konu nedir birader? Yani ama ben Mitsuri'ye özel vakit ayıracaktım. Yani sen niye dahil oldun bu işe? Kirijo-senpai, sen niye buradasın? Sizinle aynı nedenden dolayı. Bayako'da size Fuka Yomagishi adlı öğrenciyi sormaya geldim. Hayır. Lütfen bu böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Fuka. Seni hatırlıyorum. Yamagishi'ye ne yaptınız? Bekle Kriyokun, bu bir soruşturma değil. Onu korkutmayı bırak. Moriyama, istemiyorsan bir şey söylemek zorunda değilsin. Yanlış fikre kapılmasını istemezsin. Fuka, o... Ne zaman üzerine gitsem hep bitkin görünürdü. O zaman fark etmiştim. Örnek öğrenci olabilir ama... işte aynı bizim gibi. Bu yüzden de tam olarak ne söyleyeceğimi çok iyi biliyordum. O günde öncesinde ona sataşmıştık. 29 Mayıs'ta Fuka'yı spor salonuna götürüp kapıyı dışarıdan kilitledik. Bekle, ne? Onu içeri mi hapsettiniz? Bu hiç komik değil. O gece Maki Furkan'ın intihar edebileceğinden şüphelendi. O yüzden gece tek başına okula gitti. Ama asla geri gelmedi. Ertesi sabah da ön kapının dışında yerde yatarken bulundu. Furkan'ı çıkarmak için spor salonuna gittim ama kapı hala kilitliydi. Bu yüzden açıp içeri girdim ama orada değildi. Hepimiz korktuk. O geceden itibaren onu aramaya başladık. Ama her gece birimiz daha dönmez oldu. Hepsinin sonu da Maki gibi oldu. Ay, ay. Anladım. Bayeko'da bunca zamandır Yamagishi'yi hastalıktan dolayı yok yazıyordunuz. Ama işin aslı kayıptı. Bunu biliyor olmalıydınız. Hesap verin. Konuş lan. Tabii ki öğrencileri düşünüyordum. Siz çocuklar anlamayabilirsiniz ama bizim bundan etkilenen herkesin geleceğini düşünmemiz lazım. Yani kayıp bir çocuğu sınıfın iyiliği için ihbar etmemeyi seçtiniz. Polisin karışmasını istemediğiniz için değil. Bu onun iyiliği içindi.
Sicili'nin böyle bir şeyle lekelenmesini istemezdim. Maresi bana katıldı. Yani kariyerinizi korumak için öğretmen olarak sorumluluğunuzu görmezden geldiniz. Adi herif. Böyle kalırsın işte. Bu kadar yeterli. Kekkodes, artık gidebilirsiniz. Haydi, kalanını biz hallederiz. Rahat olun. Hadi, hadi kardeşim. Siz merak etmiyorsunuz, biz çözüyoruz. Hadi, yallah. Sen de ağlama artık. Kaybolmalarından önce tuhaf bir şey fark ettin mi? Herhangi bir şey oldu mu? Konuşsana lan. Bir ses. Ürkütücü bir ses. Kaybolmadan önce hepsi bundan bahsetmişti. Onlara seslenen bir ses duyduklarını söylemişlerdi. Korkma oğlum, korkma oğlum. Evet, bu onlar şüphesiz. Şimdiye dek karanlık saatte kimin uyanık olabileceğini kestiremiyorduk. Bu ses bunun anahtarı olmalı. Başka bir deyişle rastgele olmuyor. Aslında kandırılıyorlar. Tüm bunları gördükten sonra anlıyorum. Kesinlikle insanları hedef alıyorlar. Gölgeler kesinlikle insanlığın düşmanı. Bu gece yurtta kal. Orası en güvenli yer olacaktır. Sesi duyarsan hemen bize söyle. Ayrıca ne olursa olsun odandan çıkma, tamam mı? Bunu halledebilirsen bir şey olmaz. Merak etme. Yamak işi de iyidir. Fuka, Fuka. MP3. Yuri ve Takeba, bu geceki operasyonu konuşmak için okuldan sonra öğrenci meclisi odasında buluşacağız. Buluşalım bakalım. Fuka Yamagishi'yi kurtaracağız, güzel. Yanılmıyorsam hala okulun içinde. Anlaşıldı. Güzel. Hepiniz buradasınız. Bu gece kampüse sızıyoruz. Hedefimiz Fuka Yamagishi'yi kurtarmak. Anlamıyorum. Yamagishi'nin okulun içinde bir yerde olduğunu mu söylüyorsun? Ayrıca bunu niye gece yapıyoruz? Geceleri burası şeye dönüşüyor. Yani kesinlikle. Yamagishi Tartarus'a böyle girdi. Bekle. Yamagishi-san'ın spor salonunda kilitli kaldığından beri orada olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Ama bu 10 gün önceydi. Neresinden bakarsan bak o. Henüz ümidini yitirme. Tartarus sadece karanlık saatte ortaya çıkıyor. Peki günün kalanında nereye gidiyor? Yok mu oluyor? İyi bir noktaya değindin. Doğrudur. Bu sadece bir teori ama bence Tartarus'ta zaman farklı akıyor. Yani bizim için 10 gün geçmiş olsa da onun için sadece 10 saat geçmiş olabilir. Hala hayatta olabilir. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Burada geçen 10 gün boyunca orada nasıl kalabilir ki? Kalıyor işte. Kalıyor. O zaman onu öylece terk mi edeceksiniz? Aklıma bir fikir geldi. Tartarus'a Yamagishi'nin girdiği gibi girmeye çalışalım. Spor salonuna gidip gece yarısını bekleyelim. En hızlı yol bu olur. Bu gerçekten işe yarayacak mı? Açık konuşmak gerekirse buna tamamen katıldığımı söyleyemem. Bir şey ters giderse hepiniz Tartarus'u boylayabilirsiniz. Fakat... Şikashi... Onu kurtarmamız için bir ihtimal varsa burada hiçbir şey yapmadan öylece duramam. Kendimi asla affedemem. Benimle gelmiyorsanız kendi başıma gidiyorum. Yürü git. Senpai. Tamamdır. Riskli olduğunu biliyoruz ama onu orada da bırakamayız. Evet, üstelik denemeden bilemeyiz. Öyleyse gizlice okula gireceğiz. Hadi gidelim artık, daha konuşmayın. Daha konuşmayın, gidelim. Cevap yok. Bir sorun var. Başkana ulaşamıyorum.
Bu sorun değil, değil mi? Tek bir sorun var. Başkanın yardımı olmadan okulun içine nasıl gireriz bilmiyorum. Merak etmeyin, ben her şeyi ayarladım. Yandık. Ne ayarladın lan? Patlayıcı mı? Pekala, bu işi sana bırakıyorum. Kaybedecek vakit yok, gidelim. Gerçek bir patlayıcı mı? Hayır. Ne yaptın lan o zaman? Bir kapının kilidini açmak. Tek yaptığın buydu demek. Gördünüz mü? Sorunsuz bir şekilde içeri girdik. Oğlum ya, ben daha iyiyim. Bu gerçekten övünülecek bir şey mi? Demek ki önceden kilidini açmışsın. Evet. Oğlum, hepiniz farklı dilde konuşuyorsunuz. Fransızcamız yok bizim. Sınıfınız işimizi görür, değil mi? Nasıl da önden gidiyorlar. Aynen, Fransızca falan bir şeyler sıktılar, boşver. Gaza gelince böyle sıkıyor bunlar. En başta korkan sensin lan, ne korktun mu diye soruyorsun Junpei. Takeba korkmaz. Çünkü yanında Kensa MP3 var. Bir dünya markası. Işıkların kapalı olması bizim için daha iyi. Geceleri elektriği kesiyorlar zaten. Ya? Etrafta sessizce dolaşmayı pek sevmiyorsun ama şu an gizli bir görevdeyiz. Önce spor salonunun anahtarını bulacağız. Ya öğretmenler odasında ya da Hademe'nin odasında olmalı. Siz üçünüz öğretmenler odasına bakın. Siz niye ikiniz ayrılıyorsunuz? Ondan sonra ilk kattaki ana koridorda buluşalım, anlaşıldı mı? Tamamdır. Bana uyar, ikisi de aynı ama. Bana uyar diyeyim ki. Bana uyar yani. Ben seni onaylıyorum, Mitsurucumu alsın. Aynen, tek başına gitsen. Yallah. Ahlak dışı bir şey yapmak mı? Sen yoksan hayır. Hadi. Öğretmenler odasına gitmeliyim. La 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 la. Dur, yukarı değil aşağı. Bir şey duyuyor musun? Ne? Burada başka biri mi var? Saklanmalıyız. Evet, aynen, çok güzel saklandınız. Çok iyi saklandınız. O güvenliği kovmak lazım sizi fark edemediyse. Aşırı tepki veriyorsun. Sence acele edelim. Hadi. Ay. Aç, telefonun çalıyor. Çok sevimliydi, değil mi? Çok sevimliydi. Hoşuna gitmedi mi? Artist yürüyüşe bak. O elini cebinden çıkar ve koş. Revir. Kütüphane. Bu muydu? Kadınlar tuvaleti. Şurada bir yerde değil miydi ha? Çift girişi vardı hatta. Evet, doğru.
Bu. Yok, yok. O kadar karanlık ki şunları zar zor okuyorum. Bunda ne yazıyor? Spor salonu, depo, morg. Aynen, spor salonunun anahtarı aldık. Hadi gidelim. Ana koridorda diğerleriyle buluşmamız lazım. Çocuğun dünya umurunda değil gibi ya bu. Bu tarzı nedeniyle olaylar ne kadar böyle muazzam seviyede enteresan, ilginç olsa da bizim adam kulluğunu bozmuyor. Kensai Pü çünkü. Benle Mitsuru olsun. Kensa'yla. Siz de üçünüz bir şekilde ayarlayın. Tartarus'a Kensa gider. Memnuniyetle yardım ederim. Ya şu Junpei'yi almayın ya. Orada Takeba var. Ya Takeba iyileştirir bizi. Takeba gelsin. Üç tane sap. Gidiyoruz hadi bakalım. Bir an elleri bağlı gibi gördüm. Kızım çıkar şu okul üniformanı, senin pijaman yok mu ya? Giy pijamanı yat. Hayır. Hayır. Bunu duymak istemiyorum. Bana sesleniyor. Ben okula gitmeliyim. Ona üzgün olduğumu söylemeliyim. Nasıl usta, motorda sorun var mı? Hala onlardan haber almadık. Yayın aralığı da maksimumda. Umarım şu kız Moriyama yurtta iyidir. Maalesef karanlık saatte hiçbir yer tam olarak güvenli değil. Ama onu buraya getirmeyi göze alamazdık. İçimizden birinin arkada kalıp onu izlemesi de bir seçenek değildi. Evet, sanırım öyle. Hepimiz Yamagishi-san için buradayız. Yamagishi-san! Mitsuru. Düşündüğümden daha yukarıdasınız. Neredeyse haberleşme menzilinin dışındasınız. Herkes iyi mi? Bilmiyorum, ayrı düştü. Akiko. Cevap ver Akiko. Menzilden çıktı mı? Bu endişe verici. Ay, bir şeyler oluyor. Ay. Rezil herif, kalk. Tembelliğin sırası mı şimdi? Bilincimi kaybetmiş olmalıyım. Böyle bahanelere sığınma. Sana dayı ve Junpei'yi göremiyorum. Aha, gizemli oğlan geldi. Uyanık değil de uykulu olsaydık keşke. Uyuyor olsaydık, seni görmeseydik. Nerede lan diğerleri? Hangi sınavlarla yüzleşmem gerekiyor? Ya yine geldin, keyfimizi kaçırdın.
Anlaşıldı mı? Çok uz des döz es öz ele 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 ele. Üzgünüm hakiki ucuda ele ele ele. İletişim kesildi. Kaldık mı tek başımıza? Allah kahretsin. Vur. Vur. Tek başımayız diye kaçacağız mı sandınız lan? Aslan parçası. Abi sen düz dal bunlara. Bu arada Persona serimizin dışında geçmişten gelen adamın da yeni bölümü yakında gelecek. Birkaç güne büyük ihtimal çekip yayınlarım diye düşünüyorum. Pal kabağı feneri, parayı al. Yani TP ver. Yeditepe İstanbul hakkında video yapacağım. Onu bitirmiştim. Videoyu çekmek için vakit kolluyordum. Bu aralar bir şekilde yapar, hallederim. Daha önce yine şeyden de bahsetmiştim. Kitap üzerine de video yapacağız diye. Yakın zamanda yapmayı da düşünüyorum demiştim de. O video da hep ertelendiği için arada başka kitaplar da okudum. Ya yani böyle 2-3 kitap üzerine video yapacağıma dedim. Daha fazla kitap üzerine bir video yapayım. Daha da dolu olsun video. Onu da biraz daha bekletiyorum ama böyle bir ay içerisinde falan o da yayına girmiş olur artık. Ne zaman olur kestiremiyorum. Gel bakalım, gel bakalım. Ay, ay. Bas abi, seri seri koy. Iskalarsın böyle, ıskalarsın. Senin karşında kim var, haberin var mı? Kensa MP3 var. Karıştırma zamanına girdi Kensa MP3. Homunculus, Jack Frost. Parayı alalım. 4 para iyidir, 4 para. Ben insanım. Asa, aba, ıskalamak sana hiç yakışmıyor Kensa. Aferin sana. Böyle engellenirsiniz işte. Siz bana ateşle çakabileceğinizi mi sandınız? Hı? Ama bak sen... Sen de ıskalamayacaksın. Sen de ıskalamayacaksın. Kensacığım. Yani... Ne verdin bize? DP. Burada ne var? Yukarı merdiven. Şuraya da bir bakalım. Ya geldik de görmedik, uğramadık. Ayıp oldu. Böyle şeyler olmasın. Magaru değerli taşı. Bu taş olmadan buradan çıkmak istemezdim. Bekle bizi, Yamagishi, biz geliyoruz. Ay, neredeyim ben? Beni kimse kurtarmayacak mı? Ay. Barapap. Bararapap. Zalimlik maskesini de aldık. Onu es geçmeyelim. Gel sen de. Kimse nefes alan kimse kalmayacak burada. Biz prensiplerimiz var bizim. Ray 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 ray. Aa, duyabiliyorum. Kendisi MP3'te konuşmuyor ki. Gerçi bize seslenmiyor. Hadi kardeşim, yormayın bizi. Verin vereceğinizi, biz devam edelim. Önemli bir görevimiz var. Teşekkürler, teşekkürler. Turkuazımızı da aldık. Neredeyiz biz? Ah. Sandık varsa açacaksın sandığı. Canlandırma boncuğu.
Aa, merhaba. Buluştuk mu tekrar? Hey, işte burada. Oğlum, seni merak ettik ya. Güvende olmanıza sevindim. Bence bir daha Tartarus'a buradan girmemeliyiz. Oo, buraya gelirken bir ses duydun mu? Şey gibi. Ne gibi? Bunun gibi. Gel kız gel. Gel çekinme. Soluk yüzlü kız. Yamagishi Fuka. Ha, kahramanlar burada. Ne bok yaptın da kahraman oldun lan? Tamam. Güvendesin. Kalk. Bak tam onun hizasına indi. Güven tazeledi. Anlatacağız. Sen dert etme. Sen güvendesin. Şu an bizim yanımızdasın. Başka da bir şey önemli değil. Hadi kızım kalk. Burada tehlikeli bir şey var denir mi kız? Yani burada tehlikeli olmayan bir şey var mı sence? Bir etrafına bak. Vallahi iyi idare etmişsin şimdiye kadar. Aynen, hadi takıl partiye gidelim. Nerede olduklarını anlayabiliyorsun demek. Daha güçlü. Mitsuru'nun personası baştan beri çok muharebe odaklıydı. Persona? Ne tutturuyor lan kızı? Hayda, verdi silah eline. Kız neye uğradığını şaşıracak. Pistolü ya, pistolu. Nazar boncuğu olarak düşün. Aynen, nazar boncuğu ateşliyor mermi yerine. Evet, böyle bir delikanlılık yaptın, ortamın içine ettin. Kız neye uğradığını şaşırdı, elini bir anda tutuşturdun. Ya stres şimdi ayı, bizim derdimiz zaten birikti iyice. Vardı. Yurt Nisan ayında saldırıya uğradığında ayı gördüm. Bugün 8 Haziran, Monoray olayı 9 Mayıs'taydı. Yurttaki saldırı da 9 Nisan'daydı. Hepsi de Dolunay'da oldu. Bak sen şu işe. Misurun. Geldin mi? Eyvah. Mitsuru'nun yardıma ihtiyacı var. Diğerlerinden çok daha büyük. Üstelik birine saldırıyor. Koşun lan. Hadi sen de koş salak. Eyvah. Motor bozulmuş. Evet, hoş geldiniz. İki kişiler. Çok güzel uzanmış Mitsuru ile Takeba'da. Ne oldu kız? Yoruldunuz mu? Biz çalıştırırız, siz merak etmeyin. Hadi bakalım. Oy,
Heh, bir sen eksiktin. Gel Fuka burada gel. Moriyama-san. Ay. Git buradan, burada solaryum yok. Yanlış yere geldin. Ne söyleyeceksin? Bak bossları da burada bekletiyoruz, ayıp oluyor. Aynen, onu korumalısın. Persona! Sık kafana. Persona. Persona. Derin 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 derin. Ya. Böyle korur işte seni. Ya Yamagishi-san bak. Elin Yamagishi-san'ı neler neler yapıyor. Siz burada yerde güneşlenin. Görebiliyorum. Ben canavarların zaaflarını görebiliyorum. Yoksa... Tam da düşündüğüm gibi. Misuru, senin yerini alsın. Şunları biz hallederiz. Oh yeah. Canavarın zayıf noktalarını araştırmaya başlayacağım. Lütfen bana biraz zaman verin. O da dua mı ediyor, araştırıyor mu belli değil. Tüm düşmanlara olan hasarlarla akalım. Hepsine vurmak istiyoruz çünkü ama engelliyoruz. Senin zaten... Ha, tüm düşmanlara sen de vurabiliyorsun. Hadi sen de bir tur engelle. Direndi ama birazcık aldı. Tüm düşmanlara zayıf elektrik hasarı. Bunlara ne yapılıyordu? Bunları düz mü vuracağız acaba? Hiçbir şey işlemiyordu bunları. Ha bak, buna işliyormuş. Bir posta dahaysa abi. Ya bir de ses yumruğu çak bakayım. Yok, buna engeli koyuyor. Hadi başlat. Analiz ekranındayken pencereli düğmeye basarak Fuka'nın tam analiz düğmesini kullanabilirsin. Bunu yaparsan Fuka'nın RP'si azalır. Tam analiz yaptığın zaman düşmanın zayıflığını ortaya çıkarırsın. Daha etkin savaşmak için bunu kullan. Bir tam analiz sadece düşman veya müttefik olsun, herkes birinci turda kendi sırasını tamamladıktan sonra gerçekleştirilebilir. Okey. Şimdi bu birazcık şey verdi. Bu. Buna bir tam analiz çalış bakayım. Allah Allah, böyle bir gücüm olduğunu bilmiyordum. Sen şuna bir Zio ver bakayım, bu zayıf. Hadi bir tane daha koy üstüne. Sen de bizim delikanlının savunmasını arttır. Sende de Zio var. Bir Zio ver bakayım şu delikanlı boss'a. Paradigma değişimi, saldırıya bak abi sen.
Ne yaptın? Düşmanın aurası değişti. Evet. Şimdi bir daha aynı şeyi çakamayacağız sana demek. Deneyelim. Bak. Engel. Biraz daha sıkıntılı bir düşman bunlar. Abi sen buna bir düz koy. Yani bayağı koydun. Saldırısını azalt bakayım. Hemen attırdı. Hemen karşılık verdi. Ya bir agi ver bakalım. Engel. Agi de olmadı. Agi'yi bununla deneseydik keşke. Bunda da agi vardı. Abi yani bir etkili kesik. Yani. Sende de bir şey yok ki Zio dışında. SP yenileyelim mi? Şeye biraz yenileyelim. Bu delikanlı çok hasar almış. Kızım sen analizini yaptın mı? Ne zaman ilaççın analizi? Aha. Bir posta da ıskalı. Aferin. Aferin lan. Hep bu çocuğa yürüyorlar. Sen agi alıyor musun hala? Almıyorsun. Zaten almıyordun da değişti mi acaba diye dedim. Şimdi. Sen bir öge kullan. %30 yenileme. 100. 100 iyidir ya. Direkt şuna bir 100'ü ver. Allah Allah, analizi. İstemiştik, yaptı da ben mi gözden kaçırdım? Ha. Bir tane de bunu yap. Evet, şimdi size bir top yakın geliyor. Şimdi sende buz yok. Sen sıranı bu delikanlıya bir ver. Şimdi senin buzlu personan nerededir? Bir buff'u verelim şu beyefendiye. Top yakun! Ora 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 ora. Şu paradigmayı değiştirme babacım sürekli. Değişti yine paradigma. Savunma eski haline döndü bu arada. Görebiliyor mu lan? Ne bu? Hangisi? Ateş miydi bu sembol? Aynen ateş. Bari Maragi olsun da. Öbürü tesadüfen alır mı alır. Koy bir daha. Koy lan bir daha. Sen de normal, bir dakika, göz göre bastık salak. Şimdi çok darbe yedik.
Bütün düşmanlar 50 hasar. İyileştirici toz. Şimdi sana bir tozu verelim. Sen bir agi ver. Bay bay. Kaç? 100 değil mi? Tamam. Kendine de bir posta ver. Ha, dur. Sana şey vermemiz lazım. Koklanabilen ruh. Bir tane mi varmış? Şu rep arttıranlara abanmak lazım. Aa, veremiyor muyuz? Tamam, biz el yordamıyla bulacağız seni. Ver bir koha. Olmadı. Kesik. Olmuyor. Zio. Garu verelim. Dur, buralarda bu pula var. Ateş var, dondurucu sprey, rüzgar, ışık. Bu haline ışık yaptık mı? Olmuyor. Bu da olmuyor. O zaman ateşi buradan deneyelim. Sen ne istiyorsun ya bu? Al bir ses yumruğu da koyuyorum. Aferin, bir tane daha koy, bir tane daha koy. Oh, tam kalkarken çaktı. Şimdi tüm takım üyelerine 50 SP. Tüm takım üyelerine 100 SP. Bizim çok azalmadı ama bundan basacağım ya. İndir bir daha. Posta da sen koy. Üstüne bir tane daha ilave et. Ateşten kaçış. Çok bir şey yokmuş. Kendimden endişeyi alayım. Bir sert vuruş daha rica ediyorum. Hoşça kal. Oh, tarot kartlarımızı da aldık. Seviyemizi de yükselttik. Hayırlı işler.
Nasıl keyiflendi. Hadi kız çıkın oradan. Yok, başka kalmadı, bitirdik. İyi misin sen? Hı? Hadi. Sarılın diyecektim. Kız gitti. Alalım bizim yurda, dinlensin hemen. Tartarus'un dışında bir yerden, aynı yurtta ve Monoray'da olduğu gibi. Çıkacak bunlar arkadaşlar, olacak. Ama bu aynı zamanda Yamagishi-san'ın onun hayatını kurtardığını unutacağı anlamına mı geliyor? Böyle olamaz. Olmaz. Unutsun, ne olacak? Her şey yoluna girecek işte. Haklısın Mitsuru. Sen de yeter üzüldün hadi. Git evinde üzül. Kolay değil ama Fuka Yamagishi'yi kurtarmayı başardık. O gizemli olan yine ortaya çıktı. Uyarısı bir rüyadan ibaretmiş gibi görünmüyor. Ama şu anda anlam veremiyorum. Aşırı yorgun hissediyorum. Yurda döner dönmez biraz dinlenmeliyim. Günaydın. Yamagishi ve Moriyama iyileşiyor. Birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilecekler. Bunu duymak güzel. Evet, bence de. Yamagishi'yi yurda davet edip ne olduğunu açıklamamız gerekiyor. Gücünü göz önüne alırsak onun yardımına ihtiyacımız olabilir. Evet, bir okuldan sonra tekrar karşımıza çıktı. Videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.